Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Motorüks'ün uzun kullanım testini sizlerle paylaşacağım. Benim Motorüks alalı 5 ay oldu. Sizin de biliyorsunuz zaten. Gel arkadaşım. Ben Motorüks'te şu anda sorunlardan bahsediyorum size. 5 ay oldu ve kilometre benim ortalama 500 kilometreyi falan geçti ama motor kilometre sıfırlıyor. Tek sıkıntısı bu. Bir 280 kilometrede sıfırladı. Bir 110 küsürde falan sıfırladı. Yani motor sıkıntı olarak kilometre sıfırlıyor. Arkadaşlar bir kötü özelliği de kilometre dijital olduğu için güneş tam yukarıdan vurduğunda kilometre gözükmüyor. Ve böyle havalarda ve akşamlarda çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar ikinci sorunumuzda pedalda sensör var. Pedal sensör diye geçiyor. Ve buradaki zinciri çıkarmayınca burada zinciri var pedallamak için. Hani bu pedal zinciri çıkarmayınca gazı bırakınca bu zincir dönüyor. Döndüğünde ve sensör bunu algılıyor ve kendinden gaza basmaya bırakıyor gazı çekince. Ben bu zinciri çıkarınca rahatladım. Şu anda o sorunu kestim. Başka sorun yok motorda şu anda. Arkadaşlar motordan memnun musun dersen motordan memnunum. Tek sıkıntı işte kilometre sıfırlama. Kilometre sıfırlamasa motordan memnunum yani. İşte bir şarjda 70-75 kilometre gidiyor ama basmanıza bağlı. Ben mesela fazla basmıyorum. Ortalama 25-30 kilometre hızlara geliyor ve çoğunluğu düz yolda gidiyorum ben. 70-75 kilometre siz basarsanız 50'yi falan görürseniz her zaman basarsanız ve çıktığınız eğime bağlı 60-65 kilometre menzile düşer. Arkadaşlar bunu motoru nerede kullandığımıza bahsedelim biraz. Ben mesela sabah okula gidip geliyorum. Motoru fazla yormuyorum, rampa çıkmıyorum. Sonra ne bileyim, motoru yormadan şey yapıyorum ve 70-75 km menzil gidiyor. Ne diyeyim? Arkadaşlar depolama alanları geniş var. Yani mesela ben burada telefon, cüzdan, buraya elinize ihtiyaç olan her şeyi buraya koyabilirsiniz. Size yakın olan bir şeyi. Depolama alanları da tekrar gösterelim. Koltuğun altı büyük bayağı. Büyük bayağı eşyalarımızı alıyor bizim mesela gördüğünüz gibi. Burada motor silme eşyalarımız falan var işte. Sonra arka depolama alanı da biz kaskı koyduktan sonra yanına başka bir şey koyamıyorsunuz. Burada suyumuz var 1,5 litre. Kilidimiz var. Gördüğünüz üzere yani kask koyduktan sonra yanına bir şey koymayacaksınız. Yani. Almıyor. Arkadaşlar frenden memnun musunuz derseniz ön frenden memnunum. Ön fren yani bastım yapıştırıyor. Disk olduğu için ama arka fren biraz daha kampan olduğu için tutması ön frene göre biraz daha zayıf. Şöyle kampan olduğu için zayıf. Ön frenden memnunum, arka frene kadar memnun değilim. Arkadaşlar motorun farından memnunum. Geceler çok güzel aydınlatıyor. LED far olduğu için içinde görünüyor zaten. Farlar da çok güzel. Sinyaller de LED. Şuralarda yanıyor. Hemen göstereyim size. Sinyaller de LED olduğu için geceleri uzaktan bile çok rahat fark edilebilir bir sinyali var. Arkalar da aynı derecede. Arkalar da gelsin. Arkalar da aynı derecede yani geceler uzaktan görünebiliyor. Şimdi gündüz olduğu için biraz daha hafif görünüyor ama. Arkadaşlar motorun konforundan bahsetmek gerekirse çok konforlu bir motor yani. Arkası falan süspansiyonlar indireyim görün hemen. Yani şu süspansiyon rahatlığı çok güzel, çok hoşumuza gidiyor. Mesela ön tekerdeki ön avansiyonu süspansiyonla mesela bakın. Çok rahat ve konforlu bir motor. Süspansiyondan yana hiçbir sıkıntımız yok motorda. Arkadaşlar şu anda yaptığımız aksesuarları göstereyim ufak tefek. Motorun orijinalini bozmadan bir aksesuar yaptık. Zaten ay yıldızımız burada vardı ilk şeyden de videodan da. Buraya özel plakalık yaptırdık. İsmimizi yazan. Üstte mesela buraya halı kestik. Motorun kendi renginde biraz daha hoş dursun diye. Ön tarafa kestik. Ayak basma yerleri de halı kestik. Kirlendi biraz. Kusura bakmayın. Motor da kirli zaten. Göster arkadaşım motor. Motor da kirli zaten gördüğünüz üzere. Bu temizleyeceğiz bunları da. Sonra buraya bir kral tacı yapıştırdık. Sonra arkadaşlar koltuk kılıfı aldık. Altı deriydi ve güzel dursun diye. Motora bence yakıştı. Çok hoşumuza gitti. Öne bir ufak sıkıntı sticker yapıştırdı. Anahtar da yaptırdık. En büyük değişiklik bu. Sustalı anahtar yaptırdık. Şöyle. Tuşları işleri değil. İşleri değil şu an tuşlar ama onu da yaptırmayı düşünüyoruz. Biz görsellik olsun diye sustalı anahtar yaptırdık. Arkadaşlar bugünlük bu kadar.
İşte bundan sonra motoruna aklınıza bir şey kaldıysa, motoruna takılanlar varsa aklınıza, onları söyleyebilirsiniz. Size yardımcı olabilirim yorumlarda, aklınıza takılan bir şey varsa. Ve bir sonraki videonun konusunda yorumlarda söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar, ne diyecektim oğlum, unuttum ya. Arkadaşlar, unuttum ya, unuttum oğlum.